2 bardak, 2 su bardağı sütümüz var. 2 kaşık tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı da karabiberimiz var. Yanına süt, patatesin kalitesine göre hani biraz daha fazla alabilir. Onu en sonunda söylerim. Yani siz yaparken onu fark edersiniz. Şimdi yapılışına geçelim. İlk başta patateslerimizi ben rendeliyorum. İstiyorsanız siz ezebilirsiniz. Rendeliyorum. Eziyoruz yani. Tenceremize tereyağımızı ilave ediyoruz. Eritiyoruz. Eriyen yağın içerisine, eriyen tereyağın içerisine patatesimizi aktarıyoruz. Sonra ateşin üzerinde yağı iyice yedirene kadar pişiriyoruz. Bu şekilde 2-3 dakika çevirin. Daha sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Tabi hepsini birden aktarmayın. Ocakta sütü iyice çekene kadar 5-6 dakika daha çevirin. Yalnız altını tutabilir. O yüzden sürekli karıştırın. Evet. Patates püremize yalnız ben biraz daha yani bir yarım bardak daha süt ilave ettim. Tuzunu ve karabiberini de ilave ediyorum. Tadına bakarsınız eğer tuzsuz olarak görüyorsanız ilave edersiniz. Koyulaşana kadar ocağın üzerinde pişirin. Püremiz pişti. Eğer hani pürüzsüz olmalı diyorsanız el mikseriyle şöyle bir gezdirin. Bayağı bir işe yarıyor yani. Etlerin yanında çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, patates püremiz pişti. Çok güzel oldu. İnanın bana çok lezzetli. Denemenizi isterim. Denedikten sonra da yorumlarınızı beklerim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.